Yedirdin mi suşiyi? Tatsız oldu biraz ama yedirdim. Sonradan yine tatlıya bağladım. Burnundan mı geldi suşi? Çok da gelmedi. Dizdi mi boğazına? Yani kim? Hak etmedin ama ye diye. Yani yemiş bulundum. Çok sevdiğim için suşiye yani bu arada. İncelik. Evet evet. Ya bu arada getirme amacı da çok, yani açıklaması da çok güzeldi. Şunu kıyamadım işte yani. Aslında çok sinirliydim bu arada. Niye? Yani neden? Aslında sinir çok wow, yine diyecekler ki çok abartıyor. Arkadaşlar alışın, ben çok abartan bir insanım. Ben de yoruluyorum bu huyumdan. Ama bu da travmalarımla alakalı bir durum. Çok normal. İstemsiz olan bir şey aslında verdiğim tepkiler. Yeni gelen şifa almaya gelsin zaten. Niye geliyor yoksa? Evet. Yani ben de onun imasını yaptım bugün zaten. Yani Yeliz'le bir konu oldu. Daha doğrusu önce Leyla bahsetti duyduğundan. Sonra dedi ki ama net bilmiyorum. Bence Yeliz'i çağıralım, o anlatsın. Yeliz anlattı. Çok wow bir şey yok. Parfüm kokusunun nedir kokusuyla konu alakalı bir durum. Sen anlat istersen. Anlat Yeliz önce. Ben Yeliz'den duymayı çok merak ediyorum ya. Nasıl anlattığını çok merak ediyorum. Erkekler evindeydik. Mutfağın öbür tarafındaydım Mert. Leyla da o taraftaydı. Bir de şey muhabbeti vardı, parfüm muhabbeti vardı ya Murat'la Leyla'nın arasında. Yine biz o yüzden Leyla sandık. Mert dedi ki bu kimin parfümü ya dedi. Rümeysa da vardı hatta, dedi ki Leyla'nındır dedi. O da iyi tamam dedi. Sonra ekranı yazı verildi kızlar evine herkes diye. Biz yürüyorduk o koridordan malum Aynur'un uzak dediği. Orada yürürken Mert bir espri yaptı benim çalıştığım yerle ilgili falan. Gülüştük, sonra dedi ki senden geliyormuş koku dedi. Ben de aa dedim. Evet ağır biraz koku ama dedi güzelmiş. Ben de dedim ki bitti, yenisini almayacaktım, değiştirecektim. Güzelse yenisini bunu alayım dedim. O da güzelmiş dedi. Sonra eve girdik. Ha bir de unuttum. Kritikte oturuyorduk. O sırada şey, Mert yanımdaydı. Orada ben dedim bu parfüm kokusu, bana da bir parfüm kokusu gelmişti merdivenlerden inerken. Onu da ben söylemiştim. Onu da Leyla duymuş. Kritikte de benim Mert, bir de diğer Mert yan yana oturuyorduk. O sıra bir konu konuşuyorduk üçümüz kendi aramızda. Mert o sırada dedi yine bak kokun geldi diye. Böyle bir olay aslında. Yani şöyle düşündüm ben, bir art niyeti olmadığını düşünüyorum. Sonuçta Mert benim yanımdayken tekrar söylemezdi. Mantıklı. Diye düşünüyorsun. Evet. Evet. Açıklamamı yapayım ben. Ya ben yoğun kokuyu seven biri değilim kadınlarda. O yüzden de o an koku geldi. Hatta Leyla vardı, Rümeysa vardı. Hatta Leyla'ya da söyledim. Hatta yoğun bir koku geliyor dedim. Falan. Hani centilmenlik, şimdi kötü koku olduğunu söyleyemezsin bir erkek olarak. Bir kadının gururunu kıramazsın ister istemez. Ben de yoğun kokuyu sevmediğimi lanse etmedim. Sadece dedim ki yoğun bir koku geliyor. Dışarıda da sendenmiş dedim Yeliz'e ama bunun yine beni rahatsız ettiğini söylemek için güzelmiş dedim. Bu konu mecburen olsun, buralara geldi. Yani aslında hayır, kırmamak için söyledim. Koku bana ağır geliyor diyemedim. Evet, ben ağır geliyor demedim. Diyemedim çünkü. Değil. Söylenmez böyle bir şey. Yani bir koku ağır geliyor vesaire. Beni ilgilendir. Zaten sana ne deyip geçebilir. Bir şey 10 kere söylemesin. Yani seninle ilgilendiriyor diye geçer. Yani Mert'in yanı da aynı şekilde o konuyu gelmiş. Yani koku geldiği için ben aslında rahatsız oluyorum ama belli edemediğim için yine geliyor dedim. Hani kötü bir mizaçta söylemedim bunu. O da biraz büyüdü. Büyümedi aslında. Ya benim burada takıldığım konu Yeliz'in parfümü. Hepimiz koku beğenen insanlarız bu arada. Hepimiz de seviyoruz. Ben de çok önem veririm kokuya. Şimdi 9 tane Mert sanıyorum. 9 tane burada erkek arkadaşımız var değil mi? Yani şimdi hepsinin kokusu illaki burnumuza geldi ama ben bir tanesine bile çıkıp da ya ne güzel koku demedim. Hadi diyebilir. Yeliz'le tanışıyorlar bir de daha önce. Yani böyle bir şey olarak biliyorlar birbirlerini. Yine art niyet aramadım. Ama bir kere söylersin bir şey. Şimdi 10 kere bastıra bastıra söylediğini duyduğumda ilk sefer zaten şöyle durdum sadece dedim. Ama 3 sefer söylendiğini duyunca bana geldiler yani. Tamam beğenmiş de olabilirdi ama dediğim gibi bir kere söylemesi yeterli. Şimdi adam ben yapsam aynı ya şeyi. Ya efendim, yoğun kokuya karşı bir tamam, şeyin ama var. Şimdi sen öyle, sen öyle güzel deyince yansıtma, öyle anlıyorsun. Öyle bir şekilde aktarıldığı için ben de öyle anladım yani. Beğenmese niye bir insan kokuyu sürekli kokudan bahsetsin yani. Ağır bir koku var. Bu ne hani kimin dersin? Sonra aa senin işler. Bir kadın işler öyle bitti diyemezsin işte ama. Hani konu yo, denir. Yo çok ben, normal. Ben bu kırıcı bir cümle çok mi? Çok ağır ya. Ben de bu tarz kokuları sevmiyorum. Ben. Güzel beni bir şey ilgilendiren demezsin bir yani durum değil ama orada Yeliz bana seni ne ilgilendiriyor da diyebilir. Ben ters bir cevap almak için de bunu söylemedim açıkçası. Ama yani bunu söyleyen onu duymaya da hazır olsun. İşte onun değil için mi duymaya hazır olmadığım için güzelmiş yani dedim yani. Bunun ekstra olarak onun bir kaçışı o değil.
Yani onu söylemeye çalışıyorum. Daha kötü. Ben de tam olarak onu söylemeye çalışıyorum. Hani konuya giriyorsan madem. Ya bitmiş madem... zaten ondan kurtulduk o. O konuda bir sıkıntımız yok. O kadar mı kötü kurtuluyor diyor ya Mert. Hayatım gayet güzel. Bak kötü kokmuyor. Aşkısı şimdi... Heh. Bunda alınacak ne var? Yani ben onu anlamadım. Hasret, konuş ya. Vallahi konuş. Kıskandın mı? Anlamadım. Hayır, kıskanmak değil, alınmak da değil. Bu az önce anlattım ama dinlememişsin herhalde. 10 kere bir şeyi söylemiş olmasına. Şimdi bu evde her şey çok büyütülüyor ya. Ben bir erkeği şuradan atıyorum. Oğuz olmaz, arkadaşız. Çok samimi olmadım bir tane kişiye sürekli... Aa ne bu? Ah çok güzel kokuyor. Bir daha tekrardan. Öyle söylersen senden hareketi mi yaptı ama? Öyle söylersen sıkıntı, yanından ben öyle söylemiyorum ama. Ben yoktum o zaman. Oy vermeye gittiğim bir anmış galiba. Yanından kalktığında oturduğunda mı bilmiyorum. Ha koku senden geliyormuş. Ya bunu mu gözlüyorsun yani? Yo yürürken kokunun söyledim önümdeydi. Onu yürürken, onu yürürken söyledi. Oturduğumuzda da bak yine geldi dedi. Ha tamam. Ama rahatsız olduğu şey için ki. Diyormuş çocuk ama zaten. İşte ben nereden bilebilirim hayatım? Onunla işte. Konuşmadan bunu bilemiyorum. Ona da doğru. O an ekranda o veriliyor. Mert ne oluyorsa yani, ne istiyorsan doğruyu söyle. Yoksa bak böyle yanlış anlaşılma oluyor. Doğru bu. Yani sadece orada kötü... Anladım. Ben onunla söyleyebilirsin. Demek istemedim kırılma diye. Yoksa... Yo yo merak etme. Bundan sonra kırarım ama yapacak bir şey yok. Madem öyle ama senin için demiyorum. Kötü bir biliyorum. Koku olduğu için söylemiyorum. Kokun tabii ki güzeldir. Onu Mert karar versin. Ya benim Mert, hatime değil. Kötü de değil. Yani sorun o değil de. Sadece ben yoğun kokuyu sevmediğim için böyle bir şey söyledim. Şöyle söylesem... Çok güzel kokuyormuş desem bir nebze olur ama sürekli dedim yine koku geldi diyorum. Hani o an söylenince ben için... de öyle bir tepki verdim. Yani konuşmadan nereden bilebilirim ben bunu Mert'le? O da diyor ki niye benle konuşmadan ya böyle bir tepki ilk... veriyorsun? Sanki biz her anda sabah, ben gidiyorum sabah deyip... Sabah günaydındaki tavır o muydu? Hayır günaydın. Geliyor yanıma oturuyor. O geliyor yanıma oturuyor falan dedi. İşte ya. O tavırdan sonraki evet, bu o konuşmadan sonra gerçekleşen oldu. Bir konuşmaydı. Yine onun içinde de varım. Hani onunla alakalı bir şey mi? Evet. Ondan önce konuşmuştuk zaten biz bu parfüm konusunu o konudan önce. Sonra Yeliz de... Ha bu arada işte Mert de diyor ki... Mert de bir şey dedi. Yeliz de niye böyle bir yorum... Ne çomak sokmaya çalışıyor gibi bir şey söyledi. Ben Berke konusuna dedim. Ben de dedim ki... Ha Berke'ninle evet. Daha iyiydin, daha enerji olarak. Enerji yani, olarak. Ben de... Buse genel olarak bence şu an duygusuz. Bence de. Bence. Genel olarak duygusuz. Bir şeyler hissetmiyor ama bu... Ben zaten bu değil, evde hiç kimseye şey yapamayacağım. Bence canım, belli ki. Değil, hevesi ben şeyle aynı işte bir şeyler hissetmiyor yani. Arkadaşlar bana hiçbir zaman inanmayacak. Heveksiz görecekler beni, yaşadıklarıma şahit onun oldukları için. Onun için bir şeyler yapman lazım işte. Bir... Ya ben aşko kuşko mıç olamıyorum arkadaşlar. Değil. Böyle bak, de belli edemiyorum. Yavaş yavaş tanıyorum yani. Evet. Tamam da nasıl yapabilirim? Ben yaparım çıkarmak için ama karakterim yoksa ben nasıl yapacağım onu? Şurada öyleydi bir arası gördüm yani. Ne zaman? Ama jest yaptım. Mesela diler bir beğenmemişsin geliyor. Orada direkt ne yapıyor? Beğendim denmiyor. Kapının orada öyleydi derken. Sarılacağım tabii ne yapacağım? Yok az önce dedin ya ben böyle yapamam ama öyleydi sürekli. Sürekli yapamam anlamında diyorum. Şimdi hediye almış hayır, çocuk, temas jest seviyorum yapmış. Deyip yani öyle yapamam deyince de kendine hayır sürekli bunu yap, ya bunu yaparsam mı kanıtlayacağım? Ben kimseye bir şey kanıtlamak zorunda da değilim de bu arada. Hani öyle bir gerçek de var. Temasla yani, bir şey kanıtlanmaz isteyen, zaten. İsteyen istediğine de inanabilir. Ben burada birine aşkımı sevgimi belli etmek için de uğraşmıyorum ki ya tanışma yolundayız zaten ne aşkı ne sevgisi. Birbirimizi tanıyoruz, hoşlandığımı da söylüyorum. O da bana söylüyor, hoşumuza gidiyoruz yani. Baskı mı yapıyorsun bu, Mert? Ha, evet, yani ben şey olarak baskı öyle baskı değil. Bunun beni sessizleştirdiğini düşünüyor. Düşünüyoruz. Hatta düşündük. Yeliz söyledi değil mi? Ben söyledim. Ama. Evet, çünkü yorum yaparken şimdi belli konularda bir kısıtlama illaki... Geldi rahatsızlığını dile getirdi. Ben de saygı duyup evet buna girmeyeceğim dedim ki tutamıyorum biliyorsunuz. Yine giriyorum. Bence Buse'yle ilgili böyle bir kaygın var mı? Ne gibi bir kaygı? Hani ben onu böyle düşünüyordum. Ağır başlı işte oturur, oturması kalkması öyle biliyordum ama öyle değilmiş. Ben şu an Buse'yi tanımışım. Buse'ye herhangi bir yapıştırma ve yakıştırma yapmadım. Şöyledir böyledir kimseyle demedim. Kimseyle dertleşmedin mi bunu? Konuştuk. Yani kafasının karışık olduğunu bana aktardılar. Ben de dedim ki evet net olursa... Kendinden emin olursa bu yol olur. Yani şu an tamamen tanım aşamasında olduğum için... Benim kafam karışırsa acaba ne olur? Kafam karışırsa daha kötü olur tabii ki. Yani. İşte bu karışıklığı vermemesi gerekiyor. Bunu da söyledim zaten. Oralara kendisi de çok iyi. Acaba? Yaklaşıyor musun oralara bu senin tavrından sonra? Çok yaklaşmıyorum açıkçası. Çok da uzak değilim ama diyorsun evet. Sanki.
Ben anlamadım ki konuyu. Ne konuşmuş mesela ve kimle konuşmuş? Yani konuşmuş? Seni tanıdığı şekliyle, yani ondaki Buse'nin o olmadığı ve bir hayal kırıklığı. Dolayısıyla kafanın karışık olduğu. Kafan karışık olunca da onun beklentileriyle paralel hareket edemediğine çünkü dair. Çünkü gördüğüm görüntü çok hani labali bir oturuş gibi geldi bana. Hani beni, pardon da ben, hayır, Allah pardon, ben bir araya tekrar açıklarsın. Oturduğu oturuş sanki benim kafasına soru işareti varmış. Bir salmışlık varmış ya, oturuşu gibi geldiği için bu konuya. Biz hep orada öyle oturmuyor muyuz? Nerede? Salınacak ya şu oturmam. Labali bir oturuş muhabbeti diyor. Bak. Labali oturuş ne ya? Oturmandan yana bir sıkıntı yok. Koltuğumda uzanırım da yatarım da. Bunu nereye çekiyorlar ama yani? Konuyu nasıl bu kadar rahat rahat konuşabilirsin? Ne yapacağım? Ay bir saniye durun şimdi dikeleceğim şöyle. Bilmediği için içeriğini çok kısa vermişler ya o tarafa. Anlatıyor çocuk. Kendine hiç ödün vermiyorsun yani. Şöyle oturuyorduk. Ben gerçekten artık bu arada herhangi bir sorun duymaya kendimi kapatmışım. Yani ben herhangi bir konuşmada arkadaşlar yani evet sessizleşiyor gibi görebilirsiniz ama ben Mert'i istiyorum demesini ben bekliyorum. Bunu bekliyorum ya i̇şte bu kadar. İşte onu bekliyor ben de ona da açıkladım. Tamam bunu görmüyorsun ya ben de net olmayayım biraz... o zaman böyle mi ilerleyelim? Bunu demek istedim. Bunu gerçekten bunu konuştum zaten. Net ol bana kafamın net söyle. Karışıklığıyla ben de sana net şey davranayım bu kadar basit. Ben de onu izah ediyorum. Diyorum ki kafamın karışıklığıyla ilgili değil. Ben zaten seni tanımak Buse'cim, net olarak tanımak istiyorum. Bazen ödün vermek gerekir bazı şeyler için. Ama benim şu an şey modundayım ben. Her an ufacık bir diyorsun. Şey olsa midem bulanacak anladınız mı? Yani o moddayım küçük biliyorsunuz sinek. Ama küçüktür bu benden ama mide kaynaklı. Bulandırır var ya. Herhangi bir olumsuz şeyi duymaya kendimi o kadar kapatmışım ki artık şöyle oluyorum. Zaten soruyor şimdi gene geliyor bir şey dedi. Heh, evet bakın yani şöyle duruyorum böyle dinliyorum. Yani böyle dinledim Yeliz'i de. O an vereceğim tepkiyi bile bilemedim yani veremedim bile yani tepkisiz kaldım. Bir iki yine bir şeyler söyledim hani istemsiz içimden artık çıkıyor tabii tepki yok sen de. Söylersin. Kesin içinde kalmaz. Eksik kalmıyor. Söyle de zaten yani. Söylüyorum ama şey modunda takılıyorum. Takılma sebebim o onu demek istiyorum yani. Ay ne bileyim. O yani yüzden ona da söyledim. Beni bu şekilde o da dedi ki yani ikimiz de yorulmayalım ben de sıkılırım. Ne sıkar bir süre sonra o tarz bir şey söyledi. Ben geri de çekerim o zaman git. Durmak zorunda değilsin dedim. Kimse durmak zorunda değil. Peki ne durumdasın? Bir geri adım zaten atma her şey hemen mı? Kolay olsun istiyor. Oğuz dedik diyor ki kızları anlamak çok zor dedi. Tam bu sohbetin üstüne. Ozan da dedi ki bu lafın altına imza mı atarım dedi. Ben de erkekler ne oldu? Niye yoruldunuz bir anda? Ya şimdi kendileri çok farklı açıdan bakıyorlar. Biz çok farklı açıdan bakıyoruz Öykü Hanım. Çünkü evet. Bize verilen görüntü de hani öyle bir konuşuyorlar ki hani Yeliz diyor ki bence enerjiniz hiç uyuşmadı. Ondan sonra işte böyle senin sanki duyguların yok gibi. Hepimiz izledik burada. Sanki beğenilmemiş bir ilişkiymiş gibi. Aynen öyle. Sanki Buse de bundan etkileniyor gibi. Bizim beklentimiz kızlardan mesela Mert de Buse devam ediyor. Buse diyor hayır arkadaşlar bizim enerjimiz uyuyor. Aynen sahip çıkmasını isteriz biz. Verilen görüntüde de hiçbir şekilde Buse Mert'e sahip çıkmamış gibi gözüküyordu. Hani gözlüklerini takma onlar hep öyle oturuyor ya biz bilmiyoruz tabii ki de bunu. Hani umurumuzda değil zaten gibisine. Biz de burada Mert'e hak verdik ama onların kendi aralarında konuştuğu muhabbetler kendileri inşallah hallederler. Ben ikisini de gayet seviyorum. İnşallah hallederler ve mutlu bir şekilde tanıma yollarına devam ederler Öykü Hanım. Teşekkürler. Peki var mı Ozan senin söylemesi? Ben erkek kadın bakış açılarına da değindik yani. Hani biz erkekler mesela yakıştırdığımızda çok iyi işte böyle daha olumlu konuşurken kadınlar biraz daha detaylarda kayboluyor ya. Hani işte kadının, öyle kadın zaten çok komplike bir varlık. Ya çünkü tabii ki de detaylardan şey, Mert geldiği zaman da Buse ile bir şeye başladığı zaman da bu geçmiş mevzularla ilgili hepsiyle teker teker konuştu. Kendini belli etmeye çalıştı. Hani haberiniz olsun böyle böyle ben Buse'den hoşlanıyorum. Bir tanıma yoluna gireceğiz. Buse de çekti herkesi konuştu. Konuşmayın artık bunu dedi. Buse de çok net davrandı. Haberiniz olsun diye. Biz de işte bilmiyorlar gördüğümüz ekranda hani Mert'in bir netlik bekledim ben. Aynen orada biz de beklediğimiz şey yani Mert bunları yapıyor. Biz kendi evimizi biliyoruz. Mert bunları yaparken Buse'nin sanki o takındığı tavır hiç umursamadığı gibi gözüktü. Mert'i birazcık böyle sahiplenmesini bekledik İyi biz. De, orada gördüğümüz. Konu Mert değildi. Orada konu Buse'ydi. Bak konu nereden başlıyor biliyor musun? Mert konu enerji konuşmuyor diyorsun ya. Evet ben şunları söyledim. Ben dedim ki Buse'ye bence dedim sen bir şey hissetmiyorsun. Hiçbir ben şey de herkese bunu söylüyorum. Ama gördüğümü söylüyorum. Sonra eski en yakın arkadaşın diyor ki sen de hissetmiyorsun.
Benim hissetmediğim... Sıkılacaksın dedi sana da yani. Evet, Tuba bana Mert'le ilgili öyle dedi. Peki, buradan başka bir konuya geçmek istiyorum. Mert. Seni çok iyi